Evet arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyeli. Her şey yolunda mı? Onur Bey, dün risk değerlendirmesiyle ilgili dokümanları gönderdim. Ulaştı değil mi size? Onur Bey. Onur Bey. Katılımcılar tek sırayla derse dahil oluyorlar. Biraz bekleyelim. Ömer Bey katıldı. Tarık Bey katıldı. Merhaba Ömer Bey. Onur Bey mesajımı, sesimi duymuyor herhalde. Onur Bey. Ha. Kahvemi aldım geldim. Güzel. Afiyet olsun. Onur Bey dün size risk değerlendirmesiyle ilgili dokümanlar gönderdim. Ulaştı mı? Arkadaşlara ilettiniz. Güzel. Hadi bakalım. O zaman derse başlayabiliriz. Bugün 3 ha evet. Dün gece geç saatlerdeydi. 10 muydu 11 miydi gönderebildim. Neyse. Bugün 3 ders saati birlikteyiz arkadaşlar. İlk dersimiz biyolojik risk etmenleri. Konumuza başlıyoruz. Amaç, iş yerinde sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen biyolojik risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini öğrenmektir. Öğrenme hedefleri, bu dersin sonunda katılımcılar çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşabilecek bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitleri tanımlar. Bir mesaj var. Hocam geçmiş öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız Onur Bey. Teşekkür ederim. Ben de bütün öğretmenler gününü kutluyorum. Teşekkür ederim. Bu dersin sonunda katılımcılar çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşabilecek bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitleri tanımlar. Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşabilecek mikroorganizmaların özelliklerini açıklar. Biyolojik risk etmenlerinden korunma yöntemlerini sıralar. Tanım. Çalışma ortamında bulunarak çalışanların sağlığı için tehlike oluşturan canlılar, eylemleri ya da ürünlerine
iş sağlığı ve güvenliği açısından ilk güvenliği alanındaki biyolojik etmenler denir. Biyolojik etkenler iş yerlerinde gerek işin niteliğinden gerekse iş yerinde temizlik konusunda yeterli özenin gösterilmemesinden ya da çevresel faktörlerden dolayı mikroorganizmalar, bakteriler, parazitler, mantar ve virüsler bulunabilir. Bu mikroorganizmalar insan sağlığını etkileyen faktörlerdir. İş yerinde haşerelerle mücadele edilmediği takdirde bunların oluşturduğu bir takım bulaşıcı hastalıklara rastlanabilir. İş yeri çevresinde enfeksiyon kaynağı olabilecek çöplük, açık kanalizasyon, bataklık gibi yerler mevcutsa buralarda yayılacak mikroorganizmalar da işçi sağlığını tehdit eder. Biyolojik faktörlerin etkili olmasında iş yeri ve çevre temizliği kadar kişisel temizlik de son derece önemlidir. Biyolojik etmenler. Her yıl dünyada yaklaşık 320 bin çalışan viral, bakteriyel, böcek ve hayvanların neden olduğu bulaşıcı hastalıklardan ölmektedir. Bu ölümlerin büyük bölümü gelişmekte olan ülkelerde olmasına rağmen yaklaşık 5 bin ölüm Avrupa Birliği ülkelerinde görülmektedir. 2001 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde biyolojik ajanların neden olduğu yaklaşık 1900 meslek hastalığı vakası tanımlanmış. Fransa'da 2,6 milyon işçi biyolojik ajanlara maruz kalmış ve bunların %15'ine çalışırken tanı konmuştur. Bu yüzyılda ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri global epidemilerle ilgili mesleki risklerdir. SARS gibi yeni patojenlerle olabileceği gibi kolera veya sarı hurma gibi yeniden salgınlar şeklinde ortaya çıkabilir. Patojen ortaya çıktığında uluslararası ticaret ve trafiğin hızlanması sebebiyle saatler içerisinde yeni bir pandemi başlayabilir. İşte 2019 yılından itibaren de arkadaşlar yaklaşık 4-4,5 yıldır COVID-19 virüsüyle, pandemisiyle tüm dünya uğraşmaktadır. Çalışma yaşamında biyolojik risk etkenleri, biyolojik etmenler, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil, mikroorganizmalar, genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlıklardır. Hücre kültürleri ise laboratuvar ortamında çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin geliştirilmesidir ve insan parazitleridir. Bakteriler çok küçük oldukları için hava ve su yardımıyla tüm evrene taşınabilir, bölünerek çoğalırlar. Virüsler ise en küçük basit yapılı organizmalardır. Mecburi parazit olup canlı hücreye girdiğinde çoğalabilir. Mantarlar tamamı tüketici olarak beslenir, spor üreterek çoğalırlar. Protozoolar sulu ortamlarda ve canlıların vücudunda
yaşayabilirler. Mikroplar nasıl hastalıklara yol açar? Maruz kalma yolları, gözler, ağız, solunum yolu, enjeksiyon ve deri yoluyla. Mikroplar nasıl hastalıklara yol açar? Birçok mikrop faydalıdır ve hastalığa sebep olmaz. Birçok mikrop da insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hastalıklara sebep olur. Hastalığa sebep olan mikroplar patojenler olarak adlandırılır. Mikroplar nasıl hastalıklara yol açar? Patojenler, insanlar, hayvanlar ve bitkilerde hastalık veya ölüme sebep olabilir. Boyları nedeniyle tespit etmek zordur. Hızlı büyürler, üreyebilirler. Laboratuvarda, yapay ortamda yetiştirilebilirler. Patojen mikrop özellikleri gecikmeli etkiler doğurur. Açık yer olmayan deriye giremez, buharlaşmaz. Bazı biyolojik türev toksinler ağırlık olarak kimyasal maddelerden daha toksiktir. Mikrobik büyüme. Tüm canlıların temel ihtiyaçları vardır. Büyüme ve üreme için uygun beslenme, büyüme için uygun çevre koşulları, patojen mikroplar büyüme ihtiyaçlarını şunlarda bulabilir. Bir konakçıda, insan, hayvan ya da bitki, laboratuvarda, doğal koşullar, taklit edilerek, enkübatör, organizmanın tercih ettiği besinler sağlanarak büyüme ortamı. Büyüklük ve şekil. Mikroorganizma, bakteriler, büyüklüğü 0.2 ile 2 mikron arası, şekli ise küre, çubuk ve sarmal. Mantarlar, 1 ile 60 mikron arası büyüklüğünde ve çeşitli şekillerde. Mikoplazmalar 0.25 ile 1 mikron arasında, küre şeklinde. Rikeler 0.25 ile 2 mikron büyüklüğünde, çubuk şeklinde. Virüsler 0.02 ile 0.1 mikron büyüklüğünde. Bakın, en küçük biyolojik etken virüslerdir. 0.02 ile 0.1 mikron arasında. Ve çeşitli şekillerde virüsler. Kırmızı kan hücreleri 7 mikron büyüklüğünde ve disk şeklinde. 1 mikron 10^-6 metredir. İnsan saçı yaklaşık 100 mikron kalınlıktadır. Bakın, saçımız 100 mikron ama virüs 0.02 mikron. Düşünebiliyor musunuz ne kadar küçük olduğunu? Enfeksiyon etkenleri, aseller, priyonlar 5 nanometre, variyotlar 5 nanometre, virüsler 20 ile 30 nanometre, tek hücreler ve çok hücreler. Bakteriler, koklar, küme yapılmış koklar, zincir yapmış koklar,
diplokoklar, tetrat, basiller, kokobasiller, çeşitli morfolojide basiller, muciform basil ve palizat, spirokepler ise yılan şeklinde, çeşitli helmint şekilleri, mantarların küf ve maya şekilleri, mesleki infeksiyonlar, bakteri, virüs, mantar ve parazitleri içeren mikrobiyal ajanların iş ilişkili maruziyetinin sebep olduğu insan hastalıklarıdır. Bir enfeksiyona mesleki diyebilmek için biyolojik aktif organizma ile temas eden çalışma ortamları içeren mesleklerde görülmelidir. Tarım ürününün yetiştirmesi ve hasadı, tarım sektöründe çalışanların kronik bronşit, astım, hipersensitif pnömoni, organik toz sendromu, KOA, konjüktivit, rinit, alerjik dermatit gibi hastalıklara yol açar. Tarım ürünlerinin işlenmesi, gıda paketleme, depolama, tahıl siloları, tütün ve benzeri, hayvancılık, hayvan tüyleri ve derilerin işlenmesi, balıkçılık, ormancılık, ağaç işleme ve marangozhaneler, tekstil fabrikaları, bunlar da mesleki biyolojik risklere maruz kalınan sektörler olarak sayılabilir. Meslek hastalıkları listesinde D grubunda mesleki bulaşıcı hastalıklar yer almaktadır. Bu grupta 4 sıra halinde ve 30 mesleki enfeksiyon hastalığı bulunmaktadır. Yükümlülük süresi zararlı mesleksel etkinin sona ermesiyle hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek, kabul edilebilir en uzun süredir. Enfeksiyon riski. Enfeksiyon hastalığı, enfeksiyon etkeni ile duyarlı kişi arasındaki ilişkiden kaynaklanır. Etken ve duyarlı kişinin arasına bulaşma yolları konulduğunda enfeksiyon zinciri tamamlanmış olmaktadır. Etken, kişinin kendisinde yerleşik ise iç kaynaklı, endojen, dışarıdan alınmışsa dış kaynaklı, eksojen enfeksiyondan bahsedilir. Enfeksiyon zinciri, biyolojik bir etkenin sağlıklı bir kişide enfeksiyona yol açması. Enfeksiyon etkeni patojenite ve virülans, bulaşma yolları ise temas, ortak kullanılan cansız maddeler, hava ve vektörler. Duyarlı kişi, konakçı ise zincirin son halkasıdır. Çevre etmeni, ısı değişiklikleri, nem, radyasyon, hava basıncı, hava akımının hızı, kimyasal maddeler, gazlar ve toksinler. Enfeksiyon zincirinin halkaları, enfeksiyon etkeni, bir enfeksiyon etkeninin hastalık yapabilme yeteneği patojenite,
etkenin ağır veya öldürücü bir hastalık tablosuna yol açma yeteneği ise virülans olarak tanımlanır. Sağlık hizmeti verilen birimlerde, özellikle hastanelerin belirli bölümlerinde patojenitesi ve virülansı çok yüksek dirençli mikroorganizmaların varlığı ve yoğunluğu iyi bilinen ve araştırmalarla saptanmış bir olgudur. Hastane enfeksiyonu etkenleri hastalarla birlikte sağlık çalışanlarını da tehdit eder. Bulaşma yolları. Çalışma ortamı ve hava, temas, ortak kullanılan giysi, araç ve gereçler, vektörler, etkeni taşıyan canlı konakçılar, kan ve kan ürünleri, çalışma ortamı, enfeksiyon zincirinin tüm halkalarını içermesi nedeniyle önemli bir rol oynamaktadır. Ayaktan ve yataklı tedavi kurumları, tanı ve araştırma laboratuvarları bu etkenlerin her türlü bulaşma yolu için elverişli ortamlardır. Duyarlı kişi, konakçı, enfeksiyon zincirinin son halkasıdır. Çalışma koşulları gereği çeşitli mikroorganizmaların kişinin çeşitli yerlerinde kolonize olma olasılığının yüksekliği yanında özgün olmayan ve özgün kişisel savunma mekanizmalarının yine ağır çalışma koşullarının yarattığı stres ve normal nüfusa göre fazla olduğu gözlenen bazı sağlık bozucu alışkanlıkların da etkisiyle yeterince işlev göremediği durumlar söz konusu olabilir. Giriş yolu kontrolü, sağlık eğitimi, mekanik engeller, taşınma yolu kontrolü, etkenin taşınma yoluna hava, su, gıda vektörler bulaşmasının önlenmesi, her türlü atık kontrol, çevre temizliği, bulaşma yolu ile temasın kesilmesi, bulaşma yolunda etken yok etme, pişirme, dezenfeksiyon ve sterilizasyon. Etken yok etme, kontrol altına alma, eliminasyon ve eradikasyon. Çıkış yolu kontrolü, giysiler, maske, duyarlılık kontrolü, aşı, serum, desensibilizasyon ve kemoterapi. Biyolojik etmenlerin rolü, sonuçları, fizik travma, ısırma, tepme, sünme, toksikasyon, yılan, akrep sokmaları, alerji, toz, kıl, bisinoz ve koa, karsinojen etki, virüsler, mantarlar, aracılık etme, konakçı, ara konakçı, zoonozlar, enfeksiyon etkeni olma, uyuz ve mikroplar. Sağlık çalışanlarının enfeksiyon riski. Biyolojik riskler tarihsel süreçte ilk kez sağlık çalışanında saptanmış. En büyük risk hastane ve araştırma merkezlerinde çalışanlar için söz konusudur. Riskin büyük olmasının nedenleri, hastane ve tıbbi araştırma merkezlerinde ciddi tehlikelere karşın sağlık ve güvenlik kurallarının ihmali,
tanı ve tedavi amacıyla kullanılan iyonize radyasyon, sitostatik ilaçlar, anestezik gazlar gibi yeni teknik ve ilaçların yan etkileri. Sağlık çalışanlarının enfeksiyon riski, kan veya kan içeren vücut sıvıları ile temas, hepatit B, hepatit C, HIV virüsü, Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı, hava yoluyla bulaşan enfeksiyonlar, tüberküloz, kızamık, varisella, yaygın zona dahil ve SARS. Ve de COVID-19. Damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlar, meningokok, difteri, boğmaca, grip, toplumda görülme oranında artış, sağlık çalışanında riskte artış. Türkiye'de tüberküloz, toplumda 100 bin kişide 26 ama sağlık çalışanlarında 100 bin kişide 96. Hepatit B, etken bir DNA virüsüdür. Epidemioloji, kanla sık teması olanlar, homoseksüeller, HIV yolu kullanan ilaç bağımlıları, taşıyıcı anne bebekleri, huzurevi, düşkünler yurdu gibi yerlerde yaşayanlar daha çok risk altındadır. Bulaşma, kan ve kan ürünleriyle temas, cinsel ilişki, aşılama ile %90-95 korunmak mümkün. Edinsel bağışıklık yetersizliği sendromu, etken AIDS, etken insan bağışıklığı yetersizliği virüsü, human immune deficiency virus, HIV, bulaşma yolları ve risk altındaki gruplar, hepatit B gibi sağlık çalışanları için hepatit B'ye göre daha küçük risk. Tanı, serumda virüse karşı antikor gösterilmesi, tedavi, özgün bir tedavi yöntemi yoktur, korunma, henüz etkin bir aşı geliştirilmemiştir, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklara karşı alınacak önlemlere benzer uygulamalar. İnfluenza aşılaması. Türkiye tüm sağlık çalışanlarını çalıştıkları yerlerde ücretsiz olarak influenza aşısı ile aşılamaktadır. Bu kişilere hastane içinde çalışan herkes dahildir. Güvenlik görevlileri, temizlik görevlileri gibi. İnfluenza aşısı risk gruplarına da ücretsiz yapılmaktadır. 65 yaş ve üzerindeki kişiler, yaşlı bakım evi ve huzur evinde kalan kişiler, astım dahil, kronik, pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı, şeker hastalığı dahil, herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobin nopatisi, immün yetmezliği olan kişiler, immün süpertif tedavi alan kişiler, 6 ile 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi olan çocuk ve adolesanlar, önleme koruma. Enfeksiyona neden olan organizmanın kontrolü için enfeksiyon yayılımı ve epidemioloji prensiplerinin biliniyor olması
gereklidir. Biyolojik risk etmenlerine bağlı meslek hastalıklarının tanısını koyabilmek için çalışanların işe giriş ve aralıklı kontrol muayenelerinin düzenli ve sistematik olarak yerine getirmesi gerekmektedir. Çalışma ortamındaki risklere maruziyetin neden olduğu sağlık etkilerini belirlemek için yapılması gereken tıbbi muayenelerin gerçekleştirmesinde genel ilkelerin yanı sıra spesifik işlemler de vardır. Enfeksiyon zincirini kırma, etken, duyarlı canlı, kaynak, giriş yolu, çıkış yolu, taşınma yolu. Bu zinciri kırmak için önleme, yok etme, temas kesme. İzlenecek yol. Genel önlemler. Korunma bakımından özellikler, periyodik taramalarla duyarlı kişilerin saptanması, personel eğitimi, çalışmalara başlamadan önce verilecek, yeni veya değişen risklere göre uyarlanacak, gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır. Çalışırken uyulacak hareket tarzlarının belirlenmesi, laboratuvar mimari yapılarının işlevlerine uygunluğu, uygun yalıtım gözlem ve dezenfeksiyon önlemleri, enfeksiyon taraması için epidemiolojik sistem, aktif immünizasyon yani aşılama ve serum, seyahatlere kısıtlama, bakım ve dezenfeksiyon, genel önlemler, korunma bakımından özellikler, periyodik taramalarla duyarlı kişilerin saptanması, personel eğitimi, çalışmalara başlamadan önce verilecek, yeni veya değişen risklere göre uyarlanacak, gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır. Çalışırken uyulacak hareket tarzlarının belirlenmesi, laboratuvar mimari yapılarının işlevlerine uygunluğu, uygun yalıtım, gözlem ve dezenfeksiyon önlemleri, enfeksiyon taraması için epidemiolojik sistem, aktif immünizasyon, aşılama ve serum, seyahatlere kısıtlama, bakım ve dezenfeksiyon, korunma, el yıkama, eldiven giyme, maske takma, gözlük, invaziv işlemle, koruyucu giysi, iğne uçları ve kesici alet güvenliği, yüzey, çarşaf ve benzeri temizliği, invaziv işlemler azaltılmalı, korunma, kaynak ve bulaşım yollarına yönelik olarak bildirim zorunluluğu, hijyenik koşulların sağlanması, kan ve kan ürünleriyle çalışanların eğitimi, virüs taramaları, sağlık kurumlarında bir defalık eldiven, şırınga ve iğne kullanılmasının sağlanması, duyarlı kişilerde alınması gereken önlemler, hepatit B tanıma yöntemi, serolojik testler, aşılama 0, 1 ve 6 ay, kaba kulak, serolojik testler, önlem aşılama, tek doz,
İnfluenza, immün durum ve yaş, aşılama her yıl. Laboratuvarlarda alınması gereken önlemler, pipetle çalışırken baloncuk oluşmasına dikkat edilmesi, ağızda pipet kullanılmaması, pipet yerine iğne ve şırınga kullanılması, özellerin kullanılmadan önce soğutulması, tüp kapakları açıldığında tüp ağzının alkollü bez ile örtülmesi, tüm tehlikeli işlemlerin biyolojik güvenlik kabininde yapılması, santrifüj işleminin iyi havalandırılan bir odada yapılması, sağlam plastik tüp kullanılması, parenteral enjeksiyon ve aspirasyon iğnesi kilitlenen enjektörle yapılması, iğne enjektörden ayrılırken alkollü bezle tutulması, kullanmış iğne ve enjektörlerin doğruca dar ağızlı sağlam kaplara atılması, tüm kontamine materyalin atılmadan önce otoklavdan geçirilmesi, tüm kontamine cam ve pipetlerin otoklava gitmeden önce dezenfektanlı kaplara alınması, laboratuvarlarda yemek içmek ve sigara içmenin yasaklanması, çıkarken ellerin yıkanması, önlüklerin laboratuvarda bırakılması, serum veya örnek saklanan buzdolabında yiyecek bulunmaması, çalışanlarda meslekle ilgili başlıca sağlık sorunları ve korunma yolları, mesela şarbon, etkeni bakteri, meslek, kasap, celep, tarım, hayvancılık, veteriner, yün dokuma işleri, korunma, genel hijyen ve aşı, kuduz, etkeni virüstür, hayvancılık, tarım işleri, korunma, yara temizliği, aşı gibi. Tarım sektöründe çalışma geniş bir mesleki tehlikeyle ilişkilidir. Organik toza maruziyet ve havadaki mikroorganizma ve toksinlere maruziyet solunum sistemi hastalıklarına yol açabilir. Bunlar kronik bronşit, astım, organik toz sendromu ve KOAH şeklinde sıralanabilir. Bazı ağaç tozlarına maruziyet de astım, konjüktivit, rinit veya alerjik dermatit ile sonuçlanabilir. Tarım ve hayvan üretimi ile ilgili işler yapanlar da şarbondan başka brucellozis, salmonella enfeksiyonları ve tüberküloz da sık görülür. Brucella'nın en sık görüldüğü formu hem koyunlarda hem insanlarda görülen de Brucella melitensis tarafından meydana getirilen formdur. Brucellozis klinik belirtileri yüksek ateş, aşırı terleme ve eklem ağrılarıdır. Brucella bakterileri hayvan vücudundan süt, idrar, genital salgı, et ve sakatat, düşük cenin ve buna ait materyal ile dış ortama çıkar ve çeşitli yollarla insanlara bulaşır. Başlıca bulaşma yolu ağız ve sindirim kanalıdır.
enfeksiyon açısından iş yerlerini tek başına düşünmek doğru değildir. İş yerini çevresiyle birlikte değerlendirmek gereklidir. İş yeri çevresinde enfeksiyon kaynağı olabilecek çöplük, açık kanalizasyon ve bataklı gibi yerler varsa buralardan kaynaklanan yayılabilecek mikroorganizmalar da işçi sağlığını olumsuz etkiler. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı, kene ısırığı, kimler risk altındadır? Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, veterinerler, kasaplar, mezbaha çalışanları, sağlık personeli, kamp ve piknik yapanlar, askerler ve korumasız olarak yeşil alanlarda bulunanlar, açık alan ve orman çalışanları, Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığının belirtileri, ateş, kırıklık, baş ağrısı, halsizlik, kanama, pıhtıraşma, mekanizmalarının bozulması sonucu, yüz ve göğüste kırmızı döküntüler, gözlerde kızarıklık, gövde, kol ve bacaklarda morluklar, burun kanaması, dışkıda ve idrarda kan görülür. Taşıyabilen keneler Türkiye'de Karadeniz iklimiyle step ikliminin kesiştiği bölgelerde bulunuyor. Bu tür keneler bodur meşelik alanları ve yaban hayvanlarının olduğu yerleri tercih ediyor. Kenenin çıkarılması, keneyi çıplak el ile tutmayınız. Elinize eldiven takınız veya bir cımbız yardımı ile keneyi derinin en yakın yerinden tutunuz. Tek seferde sabit biçimde keneyi çekiniz. Kuduz hastalığı, genellikle kuduz virüsünün ısırık yarasına, deride daha önce mevcut olan kesiye veya bütünlüğü bozulmuş deriye ya da mukoz membranlara temasıyla geçer. Nadiren aerosoller yoluyla veya transplant dokusundan bulaşabilir. Kuduzun ev içi temas ile başkasına, hastane bakım personeline veya çevresel yüzeylerden bulaştığına dair herhangi bir veri yoktur. Gelişmekte olan ülkelerde kuduz bulaşısının kaynağı %90 oranında köpekler iken, gelişmiş ülkelerde ise vahşi hayvanlar en önemli kaynaktır. Kuduzda risk grupları. Kuduz enfeksiyonu için endemik bölgede yaşayanlar, doğa ile teması sık olan kişiler, avcılar, gezginler, mağaracılıkla uğraşanlar, hayvancılık ile uğraşanlar, çobanlar, kasaplar, mezbaha çalışanları, veteriner hekimler, veteriner sağlık teknisyenleri, köpek üretim merkezleri ve köpek pansiyonlarında çalışanlar, geçici hayvan bakım evi çalışanları, belediye hayvanı ve toplama görevlileri, kamp yapanlar ve hastalıkların yakınları riskli gruplardır. Mevzuat, biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmelik. Arkadaşlar bir ara verelim. Saat 1'de dersimize devam edeceğiz.
Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Onur Bey'in bir mesajı var. Hastanelerde bilinçsiz hastalar nedeniyle serum iğneleri, kanlı gazı atıklar, tıbbi atıklar, bahçe içerisinde bulunan çocuk parklarının yakınlarında hatta park içerisine bile atılabiliyor. Kesinlikle doğru bir tespit. Maalesef ya daha ülkemizde şey yok. Atık yönetimi yok. Yani sırf tıbbi atıklar değil. Evsel atıklarda da hala çok gerideyiz. Bazı ülkelerden örnekler gösteriliyor. Pet şişeleri, özel kumaralar var. Pet şişeyi atıyorsunuz, para diyorsunuz. Avrupa'nın birçok ülkesinde ben gördüm. Maalesef. Haklısınız Onur Bey. Evet. Devam ediyoruz. Yönetmelik, işçilerin biyolojik etkenlerden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik özel asgari önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda risk değerlendirmesi, çalışanların ve temsilcisinin bilgilendirilmesi, işveren ve çalışanların sorumluluklarını düzenlemektedir. Risk değerlendirmesi, insan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması, yetkili makamların işçilerin sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri, işçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler, işçilerin işlerinin sonucu ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler, yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak işçilerin yakalandığı hastalıkla ilgili bilgiler dikkate alınarak yapılmalıdır. Biyolojik etkenler enfeksiyon risk düzeylerine göre 4 risk grubuna ayrılırlar. Birinci grup insanlarda hastalık yapmaz, çalışanlarda ciddi tehlike oluşturmaz, toplumda yayılma riski yoktur. Etkili koruma ve tedavi yöntemleri vardır. İkinci grup insanlarda hastalık yapma riski var. Çalışanlarda ciddi tehlike oluşturabilir. Topluma yayılma riski yoktur. Etkili koruma tedavisi vardır diye gidiyor. Sağlık gözetimi için uygulamaya yönelik öneriler. Kişisel tıbbi kayıtlar maruziyetten sonra 15 yıl. Grup 3 ve grup 4'teki biyolojik etkenlere maruz kalanlar ve kalıcı ve gizli enfeksiyonlara neden olan biyolojik etkenlere maruziyetin olması halinde ise en az 40 yıl boyunca saklanmalıdır. İş yeri hekimi sağlık gözetimi. Çalışanların sağlık durumunu ve maruziyet şartlarını bilmelidir. İşçinin kişisel sağlık durumunu değerlendirmelidir.
erken ve geri döndürülebilen etkileri saptayabilmeli, işçinin mesleki ve tıbbi öyküsüyle ilgili kayıt tutmalıdır. Sağlık gözetimi yapılırken her işçi için iş hekimliğinde ulaşılabilen son bilgiler ışığında konuyla ilgili daha ileri testler yapılmasına karar verilebilir. Koruyucu aşı uygulama kılavuzu, biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanacaktır. Aşılama ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun yürütülmelidir. Çalışanlar aşılanmanın ve aşılanmamanın sakıncaları ve yararları hakkında bilgilendirilecektir. Aşılama bedeli çalışana yüklenmeyecektir. İstendiğinde yetkililere gösterilmek üzere çalışanlarla ilgili bir aşılama belgesi düzenlenecektir. Kullanılan koruyucu donanım, vücudu kapatan iş elbiseleri, iş tulumu gibi, saçları kapatan başlık, dezenfekte edilebilir çizme, sıvı geçirmeyen dezenfekte edilebilir eldiven, partikülleri filtre eden yarım yüz maskesi, gözleri korumak için gözlük kullanmalı, koruyucu elbiseler çıkardıktan sonra eller dezenfekte edilmelidir. İşverenin sorumlulukları, işveren biyolojik etkenlerle çalışmaya başlamadan en az 30 gün önce bakanlığa bildirimde bulunmalı. Grup 2, 3 ve 4 için risk analizi yaparak alması gereken koruma önlemlerini belirlemeli. İşçileri yaptıkları işten kaynaklanan riskler hakkında bilgilendirilmeli. İşçilere işe uygun kişisel koruyucu donanımlar verilerek ve kullanılmaları sağlanmalı. İş yerinin hijyenik koşulları sağlanmalı. İşçiler düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulmalı. Yapılan çalışmalarla ilgili prosedürleri içeren talimatlar görünür yerlere asılmalı. Çalışanların sorumlulukları. İşçiler, işveren tarafından iş yerindeki riskler ile ilgili verilen eğitimlere uygun hareket etmeli. Çalışanlar belirlenen önlemlere uymalı ve kendilerine verilen koruyucuları çalışırken kullanmalıdırlar. Biyolojik etkenlerin bulunduğu alanlarda yiyip içmemeli. İş yerinde meydana gelen herhangi bir kazayı görevli kişiye derhal haber vermeli. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmelik. Biyolojik tehlike işareti, sarı zemin üzerine siyah sembol. Evet. Biyolojik risk etmenleriyle ilgili konuyla ilgili sorunuz var mı arkadaşlar? O zaman yeni konumuza bakalım. Psikososyal risk etmenleri. Bana bir dakika müsaade edin lütfen.
Evet. Psikososyal risk etmenleri. Konunun genel amacı katılımcıların psikososyal risk etmenleri ve önleyici tedbirler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersin sonunda katılımcılar iş yerlerinde çalışanları etkileyen psikososyal risk etmenlerine dair bilgi sahibi olur. Psikososyal risk etmenlerinin iş yerinde kontrolündeki görevlerini açıklar. Psikososyal risklere maruziyetin önlenmesi ve korunma tedbirlerine dair bilgi sahibi olur. Çalışma ve iş etkinliği. Çalışma. Fizyolojik ve mekanik anlamda bir işleyiştir. Bu işleyiş sistematik bir örgütlenmeyi, yapılanmayı gerektirir. Örneğin, bir otomobil motorunun çalışması canlı organizmada solunan ya da sindirim sisteminin işleyişi gibidir. Bu işleyiş bir enerjiyi gerektirir. Yani arabalarda yakıt gibi. İnsan vücudunda yemek yemek gibi, protein gibi, su gibi, enerji gibi. Çalışma, bir iş alanında bir amaca yönelik görevsel amaç olarak güç, emek harcayarak belli bir zaman diliminde gerçekleşebiliyorsa, iş niteliğe dönüşmektedir. İş, insanın yaşamını sürdürebilmesi amacıyla gerçekleştirdiği bedensel ve zihinsel uğraşlardır. Ekonomik anlamda iş, yararlı ve değerli bir hedefe ulaşmak için yapılan çalışmadır. Çalışma karşılığı iş, bireyin bir şey yapmak ve bir sonuca ulaşmak için emeğini kullandığı bir etkinliktir. Çalışanların istekleri, fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması, güvence ihtiyacı, ait olma, takdir edilme, saygı görme, fırsat bulabilme, kendini geliştirebilme. Voltaire ne demiş? Çalışmak kişiyi üç büyük dertten kurtarır. Yoksulluk, aylaklık ve dedikodu. İş yeri sağlığı boyutları. Dünya Sağlık Örgütü arkadaşlar iş yeri sağlığı boyutlarını şöyle açıklamıştır. Çevresel sağlık. İş yerinin fiziki ortamı, gürültü, ısı, ışık, tehlikeli maddeler, makineler gibi çalışma alanı, fiziksel sağlık, iş yerinde çalışan bireylerin fiziki hastalığı, fiziki sağlığı, hastalığı, yaralanma, ilaçla tedaviyi kapsar. Psikolojik sağlık, çalışanların kendine güven, stres, depresyon, kaygı ve davranış stilleri ile ilgilidir. Sosyal sağlık ise iş yerindeki arkadaşlıklar, sosyal destek, iş yeri ilişkileri ve iş dışındaki ilgilerle ilgilidir. İşletmede üretkenliğin önemi, çalışma hızının artışı, vardiyalı ve gece çalışması, tipik olmayan, düzensiz çalışmalar gibi bunlar iş stresi oluşturur ve psikososyal etmenleri yaratır. Ve bunların doğrudan ölçümü yapılamaz. Hans Selye
fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik stresörlerin, etmenlerin özgür olmayan bir reaksiyon iş stresine yol açtığını, bunun da genel adaptasyon sendromunu yarattığı düşüncesi ile ilgili bir çalışma yapmıştır. Son yıllarda iş yaşamında meydana gelen önemli değişimler, iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni risk faktörlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Fiziksel, biyolojik ve kimyasal riskler dışında kalan ve iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyen bu faktörler, psikososyal risk faktörleri olarak isimlendirilmektedir. Örgütsel yapıdaki sorunlar, iş yerinde stres yaratıcı faktörler ve çalışanların iş görme şekillerindeki olumsuzluklar, psikososyal risk faktörlerinin belirleyicileri olarak sayılabilir. Psikososyal risk faktörleri, çalışanın yaptığı işi olumsuz etkileyebilen ve iş yeri şartlarına karşı geliştirdiği yöneticileri ve iş arkadaşlarıyla ilişkilerinde kapsar şekilde psikolojik tepkiler olarak tanımlanmaktadır. Bilgi teknolojisindeki hızlı değişim, iş hayatına ilişkin yeni çalışma biçimlerini de beraberine getirmektedir. Kısmi zamanlı çalışma, evden çalışma, esnek çalışma gibi yeni çalışma biçimleri günümüz çalışma hayatında önemli hale gelmektedir. Bu yeni çalışma biçimleriyle birlikte yoğun bir iş ortamında çalışmak zorunda kalan personel, sürekli yükselen iş temposuyla birlikte yepyeni psikososyal risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Diğer bir tanıma göre, psikososyal risk faktörleri çalışanın işe ve iş yeri durumuna karşı geliştirdiği psikolojik tepkileri net etkileyen ve potansiyel olarak psikolojik sağlık sorunlarına neden olan unsurlar olarak belirlenmiştir. Leka ve Cox ise psikososyal risklerini iş yaşamına ilişkin yönetim uygulamalarının ve düzenlemelerinin ortaya çıkardığı sosyal ve örgütsel olumsuzlukların potansiyel olarak meydana getireceği psikososyal ve fiziksel zararlar şeklinde tanımlanmaktadır. Karasek, çalışma ortamını psikososyal açıdan iki boyutta tanımlamış ve bu boyutların çalışanların stres düzeylerini ne ölçüde etkilediğini araştırmıştır. Bu iki boyut, psikolojik iş gereklilikleri ve karar serbestliğidir. İş gerilimi olarak adlandırılan bu modelde, yüksek psikososyal beklenti ya da iş yükü ve düşük düzey karar serbestliği, kontrol olması iş stresi riskini oluşturmaktadır. Paul Chelho ise en kusursuz cinayet birinin yaşama sevincini öldürmektir demiştir. Mobbing. Panik ataklar, kalp krizleri, diğer ciddi hastalıklar, kazalar, üçüncü kişiye yönelik şiddet, intihar girişimleri, ağlama nöbetleri, gerginlik ve öfke, kalıcı uyku bozuklukları, aşırı kilo alma veya verme,
alkol veya ilaç madde bağımlılığı, sık geç kalma, sık hastalık izinleri, şiddetli depresyon, mobbingin etkileri. Mobbing, birine karşı cephe oluşturma, duygusal saldırıda bulunma ya da iş yerinde psikolojik taciz olarak ifade edilmektedir. Layman'ın tanımı bu. Mobbing, iş yerinde gerçekleşen bir veya daha fazla kişi tarafından bir veya daha fazla kişiye sistemli bir şekilde düşmanca ve ahlak dışı bir yaklaşımla süreklilik gösteren bir sıklıkla çok çeşitli sebepleri olabilen, kişiyi sindirme maksadı taşıyan, kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranışları ifade etmektedir. En çok mobbing başvurusu yapan kamu kurumları, hastaneler, Milli Eğitim Bakanlığı diye sıralanıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO ise psikososyal tehlikeleri şu şekilde tanımlamıştır. İş doyumu, iş örgütlenmesi ve yönetimi, çevresel ve örgütsel koşullar ile işçilerin uzmanlığı ve ihtiyaçları arasındaki etkileşim temelinde tanımlanmıştır. Psikososyal tehlike, ILO'nun bakış açısı. İş tasarımının, iş örgütlenmesinin ve yönetiminin ve işin gerçekleştirildiği toplumsal ve çevresel koşulların psikolojik, toplumsal veya fiziksel hasara yol açma potansiyelidir. Stres, şiddet, taciz ve zorbalık gibi psikososyal risklerin önemi giderek artmaktadır. Psikososyal risklerin yönetimi yeni ve zor bir alandır. İş yerinde stres. Çalışanın iş organizasyonu, çevresi, işin zararlı ve çekinecek yönlerine duysal, bilişsel, davranışsal ve fiziksel reaksiyonu, iş yerinde psikolojik taciz, mobbing ise intikamcı, acımasız, şeytanca ve onur kırıcı eylemler aracılığıyla bir işçiyi ya da işçi grubuna zarar vermeyi amaçlayan saldırgan davranış, küçük düşürücü ya da yıkıcı, sürekli ya da tekrarlayan davranışlar. İşe yönelik psikolojik taciz. Mağdurun iş yerinde kendini gereksiz hissetmesi ve dışlanmasına neden olur. Mağdurun iş yükünün artırılması, işlerinin yürümesinin zorlaştırılması, yetki ve sorumluluklarının azaltılması gibi sosyal dışlama, mağdurla iletişim kesilir, çalışma ortamında yalnız bırakılır ve dışlanır, mağdur odaya girdiğinde susulması ya da arkasından gülünmesi gibi. Kişiye yönelik saldırılar, mağdur din, dil, ırk, cinsiyet, fiziksel özellikler gibi nedenlerle olumsuz davranışların hedefi olur. Sözlü tehdit, mağdur herkesin önünde küçük düşürülür, olumsuz eleştirilere maruz bırakılır ve azarlanır. İtibarın zedelenmesi, mağdura onurunu, itibarını zedeleyici davranışlar yöneltilir.
asılsız dedikodular çıkarılması, söylentiler yayılması gibi. Psikososyal tehlikelerin sağlık üzerinde etkileri. Fiziksel ve psikolojik tehlikelere maruziyet, psikolojik ve fiziksel sağlığı etkileyebilirler. Bu etkiler iki yolla ortaya çıkar. Doğrudan fiziksel yol ve psikolojik stres üzerinden bu iki yol çoğu zaman etkileşirler. Örneğin, ağır ve tehlikeli bir işte çalışmanın yol açabileceği yaralanmalar olduğu gibi yaratabileceği kaygı ve korku üzerinden psikososyal etkileri de vardır. Psikolojik çevre, insanın ruhsal çevresi sağlığını ileri derecede etkiler. Sıkıntı, sinirlilik, dikkatsizlik, dalgınlık gibi ruhsal bozuklukların yanı sıra kişiye stresör denilen etmenlerin etkisi sonucu kişide stres denilen fizyolojik bir mekanizma oluşabilir. Bunların sonucunda da kişide psikosomatik hastalıklar ortaya çıkabilir. İş yerlerinde psikososyal streslerin çalışanın sağlığı açısından iyi tanımlanmış fiziksel veya kimyasal endüstri zararlılarından daha ağırlıklı rolü olduğu fikri zamanla daha çok önem kazanmaktadır. Çok önemli bir konu, fiziksel ve ruhsal sağlık ayrılamaz. Birbiriyle çok ilişkilidir. Fiziksel sağlık bozulduğunda zihni etkiler, mental sağlık bozukluğunda fiziki yapıyı etkiler. Psikososyal risk faktörleri. Psikososyal risklerin nasıl değerlendirileceği tam olarak bilinemediğinden ya da tam olarak değerlendirilemediğinden iş yerlerinde psikososyal sağlığı korumak adına yeterli çözüm önerileri geliştirilememektedir. Bunun bir sonucu olarak Uluslararası Çalışma Örgütü meslek hastalıkları listesine psikolojik rahatsızlıkları en son revizyonda eklenmiştir. Ancak Türkiye'de meslek hastalığı tanısının ne kadar zor konduğu düşünüldüğünde işle ilgili çatışmaların yol açtığı bir depresyonu meslek hastalığı olarak düşünmek oldukça güçtür. Psikososyal risk unsurları. Türkiye'de iş stresini ölçen standartize bir araç geliştirmek için geniş bir örneklem üzerinde yapılmış bir çalışmada iş stresinin 5 temel faktörde toplandığı görülmektedir. Organizasyonel kurallar ve uygulamalar, iş yükü, güvene dayalı olmayan kişiler arası ilişkiler, işin gelişim fırsatları içermemesi ve fiziksel iş yükü. Psikososyal ortamın değerlendirilmesi için gereken unsurlar, psişik yani ruhsal olaylara ait faktörlerin altında toplanmıştır. Yetersiz düzenleme yapılmış işler, dağılımı yetersiz iş organizasyonu, dağılımı yetersiz sosyal konular, yetersiz biçimde organize edilmiş iş ve çalışma ortamı koşulları. Stresörler, birey ve organizmanın uyumunu bozan
stres hissetmesine neden olan iç ortamlardan veya dış ortamlardan kaynaklanan uyaranlara stresör denir. Stresörler, ruhsal ve sosyal nedenler, iş yerine geçimsizlik, işi kaybetme endişesi, terfi edememe, ücret azlığı, vardiyalar, akort sistem, ücret sistemi, grev, lockout, aile içi sorumluluklar ile iş sorumluluklarının çatışması, keder, sevinç, fiziksel nedenler, gürültü, titreşim, basınç, termal konfor şartları, aydınlatma düzeyi ve sessizlik. Stresörlerin çalışma kapsamı, iş ile çalışanı değerlendirme sistemi, zihinsel yük, sosyal ortam ve ilişkiler, zaman yönetimi sistemi ve iş dağıtımı sistemi, ortam ve mesleki belirsizlik, kişisel bütünlüğe saygı, mesleki ve özel yaşam arasındaki ilişkiler, genel çalışma ortamı, işin strese yol açan özellikleri, bazı kavramlar, rol belirsizliği, çalışan işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediğinde amaçlar, beklentiler, hedefler ve sorumluluklarda belirsizlik olduğu durumlarda ortaya çıkar. İş doyumu azalır, stres artar, işten ayrılma eğilimi artar. Rol çatışması. Çalışandan değerleriyle çatışan bir rol ya da birbiriyle uyuşmayan roller üstlenmesi istendiğinde ortaya çıkar. Çatışma arttıkça iş doyumu azalır. Rol yetersizliği, örgütün çalışanın yeteneklerinden ve eğitiminden yararlanamadığı durumlarda ortaya çıkar. İş doyumunu azaltır, gerilimi artırır. Stres, kişinin yaşamındaki olaylara verdiği tepki, vücudun üzerindeki herhangi bir baskıya verdiği önceden belirli olmayan yanıt. Stres, bütün vücudu ve zihni etkiler. Yüksek stres düzeyli meslekler, madenciler, ölçüm aralığı 8.3, polis memurları 7.7, gardiyan, inşaat işçisi, pilot, gazeteci 7.5, diş hekimi, reklam yöneticisi 7.3. En az riskli meslek grupları ise sosyal işçi ve personel müdürleri 6.0. Stres tepkisi, stres adaptasyon sendromu, Hans Selye bu sistemi bulmuştur. Birinci safha alarm safhası, organizmanın dış uyarıcıyı tehdit olarak belirlemesi. İkinci safha direnç safhası, organizmanın uyarıcıyla başa çıkabilmek için kaynakları toplaması. Üçüncü safha bitkinlik safhası, uyarıcı ile başa çıkılamamış ve kaynaklar tükenmiş ciddi hasar oluşabilir. Mesleki stres yönetimi. Mesleki stres yönetimi, örneğin stresin etkileriyle mücadele etme teşebbüsü, organizasyonel değişim ve stratejiler,
artı bireysel müdahaleler eşittir sağlıklı iş yeri. Organizasyonel önlemler, açık organizasyon yapılanma ve işlemler, performansın takdir edilmesi, ödül ve tanıma, anlamlı ve teşvik edici görevler, kişisel gelişim, kariyer gelişimi, sosyal çevre, yöneticiler ile çalışanlar arasında iletişimin iyi olması, çalışma ve performans düzeyleri ile ilgili beklentiler, açık, yeterli araç, ekipman, malzeme ve prosedür, mesleki stresin önlenmesi için bireysel önlemler, stresörü değiştirin, stresörle ilgili algınızı veya düşüncenizi değiştirin, stresöre verdiğiniz tepkiyi değiştirin ve stresi önleyen davranışlar sergileyin. Düşünce stratejinizi değiştirin. Reaktif değil, proaktif olmayı öğrenin. Pozitif problem çözme tekniklerini öğrenin. Her seferinde bir adım ilerleyerek yol alın. Sorunları daha küçük parçalara bölün. Stresli durumları ele alırken doğrudan harekete geçin. Psikolojik stresinize katkıda bulunan kişilerle harcadığınız vakti en aza indirin. Psikolojik sağlığınıza katkıda bulunan kişilere ulaşın. Potansiyelinizi ve özel ilgi alanlarınızı geliştirin. Spor, edebiyat, müzik, dans, yabancı diller, teknik beceriler, zanaat alanları gibi. Tatiller, kısa tatiller veya zihinsel tatiller. Sessizce oturup gözlerinizi kapatarak dağlara veya deniz kıyısına gidersiniz. İş ile reaksiyon arasında denge kurun. Stresle başa çıkma, gevşeme, zihinsel gevşeme, meditasyon, soluk egzersizleri, hayalinde canlandırma, kendi kendine hipnoz, fiziksel gevşeme, esneme, aşamalı gevşeme, yoga, masaj gibi. Zaman yönetimi, zaman bilincinizi artırın, zamanınıza değer verin. Zamanınızı daha etkin yönetebilmek için ne için daha fazla zaman istediğinizi bilmeniz gerekir. Önceliklerinizi belirleyin. Neyin önemli olduğuna karar verin. Getirisi az etkinlikleri bırakın. Ve İşin işçiye uyarlanması gerekir. Bu yüzden kişisel başa çıkma stratejileri, yapılması gereken organizasyonel değişikliklerin yerini alamaz. Temel bulgular. Stres, şiddet, taciz gibi psikososyal risklerin önemi giderek artmaktadır. Yöneticiler bunları en temel iş sağlığı güvenliği riskleri arasında saymaktadır. Psikososyal risklerin yönetimi yeni ve zor bir alandır. Avrupa Birliği ülkelerindeki işletmelerin üçte birinden daha azı zorbalık ve taciz
İşle ilgili şiddet %26 veya stres %26 konularını ele almak adına halihazırda resmiyet arz eden prosedürleri olduğunu belirtmiştir. İş yerlerinde psikososyal risklerle mücadele konusunda alınacak önlemlerde ilk sırada eğitim verilmesi yer almaktadır. Daha sonra işin örgütlenmesinde değişiklik yapılması, çalışma alanının yeniden tasarlanması, çalışanlara özel danışmanlık, çalışma saatlerinin düzeninde değişiklik ve çalışma çözümlemesi prosedürünün oluşturulması yer almaktadır. Ülkemize bir anket yapılmış. Sizce Türkiye'de iş ile ilgili stres yaşayan insanların sayısı önümüzdeki 5 yıl boyunca artacak mı, azalacak mı, aynı kalacak mı diye sorular sorulmuş. %41 çok artacak, %40 biraz artacak, %9 aynı kalacak. %5 biraz azalacak, %1 çok azalacak, %3 ise bilmiyorum diye yanıt vermiş. Yani yaklaşık %80 hatta %90'ı stresin artacağı yönünde görüş bildirmiş. Psikososyal risklerden korunma. Tıpkı ekip çalışması, tıpkı iş sağlığı güvenliği alanı gibi iş yerlerinde psikososyal sağlık da çok disiplinli bir alandır ve etkili olarak yönetilebilmesi için ilgili uzmanlıkların koordineli olarak çalışması gerekir. İnsan kaynakları yönetimi, iş güvenliği uzmanı, endüstri mühendisliği, tıbbi sosyoloji, işçi ve işverenler sendikası, iş yeri hekimleri, iş yeri hemşireleri, halk sağlığı uzmanları, iş psikoloğu, endüstri ve örgüt psikolojisi, davranış ve biyolojik psikoloji, konsültasyon ve lizyanom, tıbbi tedavi ve bakım ile ruhsal tedavi ve bakımı birlikte psikiyatrisi, endüstri, iş ve organizasyon psikiyatrisi. Bu uzmanlıkların her birinin psikososyal sağlık alanına katkısı çok önemlidir. Ancak her biri iş yerinde bulunamayacağından psikososyal risklerin belirlenmesinde ve önlenmesinde en önemli rol iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeline düşmektedir. Periyodik önlem muayenesinin temel amacı çalışanın sağlık durumunda iş koşullarından kaynaklanan bir değişimin olup olmadığını saptamaktır. Evet. Bir ara verelim. Saat 2'de dersimize devam edeceğiz.
Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ekip çalışması. Bu uzmanlıkların her birinin psikososyal sağlık alanına katkısı çok önemlidir. Ancak her biri iş yerlerinde bulunamayacağından psikososyal risklerin belirlenmesinde ve önlenmesinde en önemli rol iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeline düşmektedir. Periyodik önlem muayenesinin temel amacı çalışanın sağlık durumunda iş koşullarından kaynaklanan bir değişimin olup olmadığını saptamaktır. Psikososyal risk faktörlerinin yönetimi. Psikososyal risk faktörlerinin önlenmesi veya azaltılması, temelde işletmelerin, işçi ve işveren sendikalarının ve devlet kuruluşlarının bir araya gelerek işe bağlı risklerin önlenmesine ilişkin örgütsel politikalar geliştirmesine bağlı görünmektedir. Daha sonra ise oluşturulacak bu politikalar işletme seviyesindeki uygulamalara dönüştürülmeli ve sistematik olarak geliştirilmelidir. İşletmelerin psikososyal risklere karşı alabileceği önlemler. Çalışanları yönetimsel kararlara katılım yönünde cesaretlendirmek, yönetimsel uygulamalarda ve örgütsel politika uygulamalarında adaletin sağlanması, yöneticilerin iletişim ve insan ilişkileri konusunda eğitilmesi ve geliştirilmesi, mesailere ilişkin esnek çalışma düzeninin sağlanması, çalışanların iş gayretlerini destekleyici yönde takdir gösterilmesi, iş yeri ortamında tüm çalışanların birbirine saygı duymasının sağlanması. İş yerinde iş sağlığı güvenliği uygulamalarında görev alanlar, görevliler, üç disiplin kısmı vardır. Bir, tıp bilimleri, iş yeri hekimi, iş yeri diş hekimi, iş yeri hemşiresi, ilk yardım kurtarma görevlisi gibi. Mühendislik bilimleri, iş güvenliği mühendisi, sorumlu kimyager, nezaretçi, fenni mesul, iş güvenliği görevlisi, sivil savunma uzmanı, ustabaşı temsilcisi gibi. Sosyal bilimler disiplininde ise sosyal danışman veya görevli ve iş psikoloğu. Bir iş yerinde görünürde hiçbir neden olmadığı halde verim düşüyorsa sorun çoğu kez psikolojiktir. Çalışanların alınmaları, kırılmaları, kendilerine haksızlık yapıldığı duygusuna kapılmaları, verimliliklerinin düşmesinde önemli etkenlerdir. Bir iş yerinde verim psikolojik nedenlerden dolayı düşüyor ise işveren veya yönetici, iş sağlığı güvenliği birimi profesyonellerinden ve iş psikoloğundan yardım istemelidir. Ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak bunları ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler alınmalıdır. Sonuç olarak bir kurumu başarıya ya da başarısızlığa götüren en önemli faktör insan kaynaklarıdır. Bir işletmenin en ileri teknolojiyi getirmesi ya da ciddi maliyet gerektiren yatırımlar yapması o işletmenin başarılı olacağı anlamına gelmemektedir. İşletmenin başarısı ancak bu teknolojileri kullanabilme becerisine sahip insan kaynağını elinde bulundurması ile mümkün olur. Psikososyal risklerden korunma.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun risklerden korunma ilkeleri başlıklı 5. maddesinin Ç bendi psikososyal risklerin kökenine işaret etmektedir. İşin kişilere uygun hale getirmesi için iş yerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tek düze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek, psikososyal risklerden en aza indirgenmesi için koruyucu önlemler tüm organizasyonu kapsamalıdır. Evet. Sorunuz var mı arkadaşlar? Psikososyal risk etmenleriyle ilgili, konusuyla ilgili. O zaman yeni konumuza geçiyoruz. Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları. Bana bir dakika müsaade edin. Evet. Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları. Oturumun amacı katılımcıların iş yerlerine sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları ile ilgili ilkeler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersin sonunda katılımcılar sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları konusunda temel kavramları, meslek hastalıklarının çeşitleri ve tanı yöntemlerini, korunma yöntemlerini, meslek hastalığı istatistiklerini öğrenip ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü kuruluş yasası şöyledir. Sağlık sadece hastalık ve sakatlık halinin olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ve Dünya Sağlık Örgütü İş Sağlığı Komitesi'nin 1950 yılında yaptığı ve 1995'te güncellediği iş sağlığı tanımına göre iş sağlığı her türlü işte çalışan işçilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından ötürü işçilerin sağlıklarının yitirilmesinin önlenmesi, çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmaları,
onların fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun bir işe yerleştirmesi ve bunun sürdürmesini, özetle işin işçiye, işçinin de işe uygunluğunun sağlanmasını amaçlar. Çalışanların sağlık gözetimi, işe giriş muayenesi, erken kontrol muayenesi, aralıklı kontrol muayenesi, işe dönüş muayenesi, işten ayrılma muayeneleri, geç muayeneler, ek ve tamamlayıcı muayeneler, erken tanı, yer ve iş değişikliği. Sağlık gözetiminin amacı çalışanları iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korumaktır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, madde 24. Herkesin iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve ücretli dönemsel tatiller dahil dinlenme ve boş zamana hakkı vardır. Madde 23. Herkesin çalışma işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır. Herkesin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gereğinde başka toplumsal korunma yollarıyla desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır. Meslek hastalığı, İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, meslek hastalığı, mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı ifade eder. Meslek hastalığının sigortacılıktaki tanımı, sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yönünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhsal bozukluk halleridir. Meslek hastalığının nedeni bellidir, önlenebilir. Nedeni belli olduğuna göre %100 önlenebilir. İlerleyicidir. Tekrarlama olasılığı vardır önlem alınmadığında. Mağduriyet söz konusu olabilir. Tazminat gerektirebilir. Bildirimi zorunludur. İLO'nun ...1919 yılında ilk meslek hastalığı antraks olarak bulunmuştur. İLO'nun ilk meslek hastalığı listesi kurşun zehirlenmesi, civa zehirlenmesi ve antraks. İLO meslek hastalığı listede 10 hastalık, kurşun zehirlenmesi, civa zehirlenmesi, antraks, silikozis, fosfor, arsenik, benzen ve homologları, alifalik hidrokarbonlar, halojenler, radyum ve diğer radyoaktif maddeler, derinin primer epitel meslek hastalıkları, sosyal sigortaları işlemleri tüccüğü, çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarının tespit işlemleri yönetmeliği. Meslek hastalıkları listesi, A grubu kimyasal maddeler nedeniyle meydana gelen meslek hastalıkları, B grubu mesleki deri hastalıkları, C grubu pnömokonyoz
ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları, D grubu mesleki bulaşıcı hastalıklar, E grubu fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları, A grubu kimyasal maddelerin neden olduğu meslek hastalıkları, arsenik ve bileşikleri, arsenikli hidrojen dışında, arsenikli hidrojen veya arsin, berilyum ve bileşikleri, karbon monoksit, fosgen, hidrosiyanik asit, siyanitler ve siyan bileşikleri, krom ve bileşikleri, cıva ve anorganik bileşikler, manganez ve bileşikleri, talyum ve bileşikleri, vanadyum ve bileşikleri, halojenler, klor, brom, iyot, flor, organik esterler, dimetil sülfat, metil silikat gibi, organik asitler, formik asit, asetik asit, oksalik asit gibi, aldehitler, alifalik hidrokarbonların nitro türevleri, nitrometan ve nitroetan, nitrik asit esterleri, nitroglikol, nitrogliserin, B grubu mesleki deri hastalıkları, deri kanserleri ve prekanseroz deri hastalıkları, kurum, zift, katran, asfalt, antrasen, mineral yağlar, parafin ve benzeri maddeler nedeniyle, kanserleşmeyen deri hastalıkları, C grubu pnömokonyoz ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları, silikosis ve silikotüberküloz, asbestos, silikatos, sideros, alüminyum ve bileşikleri, sert metallerin tozları, Thomas cürufu, mesleki bronşiyel astım, bisinos, silikosis hastalığı bir akciğer hastalığıdır. Kumlama özellikle kumlama tezgahlarında çalışanlarda meydana gelir. Tabii kişisel koruyucu donanım kullanılmadığı ölçüde. D grubu mesleki bulaşıcı hastalıklar, helmintiyasis, tropik hastalıklar, hayvanlardan insana bulaşan hastalıklar, bruselyoz, tetanos, şarbon, salmonella enfeksiyonları, veil hastalığı, kuduz, ornitozlar, pisitakos, recurrent, ateş, şap hastalığı, çiçek, kü humması, lekeli humma, ekinokok humması, ruam, bovin tipi tüberküloz, viral hepatit tüberküloz, E grubu fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları, iyonlayıcı ışınlarla olan hastalıklar, elektromanyetik ışınlar, röntgen, gama, korpusküler ışınlar, alfa, beta, nötron ve protonlar, lazer ışınları, enfraruj ışınlarıyla meydana gelen katarakt, gürültüye bağlı işitme kaybı, hava basıncındaki ani değişmelerle olan hastalıklar, titreşim sonucu kemik eklem zararları ve anjiyoneurotik bozukluklar, ağır yük kaldırma ve duruş bozukluğu, titreşim, zımpara, daire testere, beton kırma makineleri gibi titreşim nedeniyle kas iskelet sistemi hastalıklarına yol açarlar. Titreşimi emen eldivenler riski azaltır. Titreşimi sönümleyici eldivenler.
meslek hastalıkları ve periyodik muayeneler, meslek hastalıklarının tanınmasında periyodik muayenelerinin usulüne uygun olarak yapılmasının, yani gerekli çeşitli laboratuvar tetkikleri ile birlikte yapılmasının önemi büyüktür. Gürültü kontrolü, kapalı sistem, işçiler üçlü cam bölmenin dışında motor test atölyelerinde çalışabilirler. Meslek hastalıkları ve periyodik muayeneler. Periyodik muayenelerin amacı meslek hastalıkları tanılarının olabildiğince erken konulması ve hastalığın mağluliyetinin durdurulmasıdır. İş kazası sonrası yerine dikilen tırnaklar. Her yılın 28 Nisan günü Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kutlanmaktadır. Her yıl tüm dünyada 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanıyor. Gelişen sanayi ile birlikte meslek hastalıklarının çeşitleri ve meslek hastalığına yakalanan kişi çalışanların sayısı artmaktadır. Mesleki dermatoz örneği görüyorsunuz. Kaynak dumanı, kaynak dumanları, akciğer kanseri, böbrek ve üreme fonksiyonlarının bozulmasına yol açar. İş kazaları ve meslek hastalıklarında sorunlar. Kayıtlar yetersiz. Ölüm, sakatlık ya da yaralanma varsa kayıt tutuluyor. Meslek hastalıkları tazminat nedeniyle sadece meslek hastalıkları hastanesi tanısı da yetkili, tanısı koymada güçlükler. Sendikalar duyarsız, işçi sınıfı bilinçsiz, mesleki eğitim yetersiz. Kopan bir halat motorun yere düşmesine neden oluyor. İş kazaları ve meslek hastalıklarında çözüm önerileri. Ramak kala kazalar, kıl payı atlatılan kazalar da dahil, tüm kazalar kayıt edilmeli. İş yeri ortam ölçümleri yapılmalı. İşe giriş, aralıklı kontrol, periyodik, muayeneler düzenli yapılmalı. Özel laboratuvar yöntemleriyle desteklenmeli. İş yerlerinde kullanılan tüm kimyasalların malzeme güvenliği bilgi formları olmalı. Risk değerlendirmesi. Meslek hastalıklarının önlenmesinde en önemli veri kaynağı, önlem önceliklerinin belirlenmesinde, sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetiminde yol göstericidir. Çalışanlarda görülen sağlık sorunları, toplumda görülen genel hastalıklar çalışanlarda da görülür. Kış aylarında üşüye, yaz aylarında ishal gibi. Çalışma ortamına bağlı olarak bazı hastalıklara yakalanma ve hastalığın seyrinin daha kötü olmasına neden olan işle ilgili hastalıklar, koroner bronşit, cilt hastalıkları, koroner arter hastalığı gibi, meslek hastalığı ve iş kazaları, kurşun zehirlenmesi, pnömokonyoz gibi çalışanların doğrudan o işi yaptıkları işin için başlarına gelen rahatsızlıklardır. İş yerinde sağlık riskleri, iş sağlığını etkileyen fiziksel faktörler, gürültü, titreşim, aydınlatma, sıcaklık ve nem, ışınlar ve basınç değişimleri,
Audiometrik ölçümler, kulak sağlığı ölçümleri, gürültü ölçümleri. Mesleki işitme kaybı 500, 1000 ve 2000 Hz'de 0,26 desibel kayıp normaldir. 27 ile 44 desibel çok hafif işitme kaybı. 45-55 desibel hafif işitme kaybı. 56-70 desibel orta düzey işitme kaybı. 71-90 desibel ileri düzeyde işitme kaybı. 91 ve üzeri desibel kayıp çok ileri işitme kaybı. İş yerinde sağlık riskleri, iş sağlığını etkileyen mekanik faktörler, ağır yük kaldırma ve taşıma, duruş bozuklukları, ergonomik sorunlar ve kazalar, iş sağlığını etkileyen kimyasal faktörler, madenler, solventler, zehirli gazlar, asitler, alkaliler, boyalar, pestisitler, herbisitler, vitiligo, bir mesleki deri hastalıkları, mesleki dermatoz, iş sağlığını etkileyen tozlar, pnömokonyozlar, silikozis, bisinozis, asbestozis, İş yeri ortamında koza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın ayrıntılı meslek öyküsü alınmalıdır. En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler, çalıştığı bölümler, kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları, alışkanlıkları sorgulanmalıdır. Akciğer grafisinin değerlendirmesi tozla mücadele yönetmenlik hükümlerine göre yapılır. Akciğer grafileri A ve B okuyucu tarafından değerlendirilir. Yönetmelik ile A ve B okuyucu listelerine adresinden ulaşılabilir. İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü GOV.tr Çalışma Bakanlığı'nın A ve B okuyucuları tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen çalışanlar meslek hastalıkları tanısı koymakla yetkili hastaneye sevk edilir. Hastane raporlarının bir örneğiyle iş yerine ve iş sağlığı güvenliği merkezi iş güme gönderilir. İş sağlığını etkileyen biyolojik faktörler şarbon, Brucellos, tetanos, parazitler, kuduz, TBC. İş sağlığını etkileyen psikososyal riskler, stres, vardiyalı çalışma, tek düzey iş, aşırı yorgunluk, tükenmişlik, işe giriş muayenesi, anamnez, ayrıntılı geçmişte yapılan işler, süreleri, maruziyetleri, koruma önlemleri, tüm fizik muayene, rutin laboratuvar tetkikleri, işin özelliğine göre özel tetkikler, hangi işte çalışanlara hangi ek muayene ve tetkikler yapılacak, gerekiyorsa koruyucu aşılar, yapılan işin ve iş yerinin niteliğine göre belli aralıklarla yapılan muayenelerdir. 3-6 ay, yılda bir veya 2 yılda bir yapılması gereken tetkik ve muayeneleri içerir. Özel tarama muayeneleri, kronik hastalığı olanlara, yaşlı, çocuk, gebe, 2 yaşından küçük çocuğu olan çalışanlar, engelliler, kadın çalışanlar gibi özel risk gruplarına yönelik taramalar, belli hastalıklara yönelik taramalar, KOAH,
metabolik sendrom gibi, hastalık sonu işe dönüş muayenesi, meslek hastalığı veya diğer hastalıklardan sonra ya da herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle 21 gün işten ayrı kalanlara geçirilen hastalığın veya kazanın vücutta yaptığı olumsuz durumun değerlendirilerek işe devamının tartışıldığı, alması gereken önlemler ve eğitimlerin yapıldığı muayenedir. Çevre etkileri, atıkların tespiti, ölçümü, atıkların toplanması, atıkların bertarafı, tüm iş yerlerinde ortak sorun sigaradır. Meslek hastalıklarının tanısında kullanılan teknikler, kurşun, hiperalni tam kan, üst sınır 40 miligram bölü desilitre, kurşun idrarda 13 miligram bölü litre, alüminyum, kan, serum 10 miligram, mikrogram bölü litre, nikel, kanda 10 mikrogram bölü litre, üst sınır. Kadmiyum, İdrarda 15 mikrogram bölü litre üst sınır. Siyanür, heparinli tam kanda üst sınır negatif olması lazım. Hiç olmaması lazım yani. Civa, kanda üst sınır 50 mikrogram bölü litre. Amonyak, heparinli veya heparinli kan 30 ile 86 mikrogram bölü desilitre. Hipurik asit, toluen, kısilen, idrarda 2 miligram bölü mililitre. Trikloroasetik asit idrarda 25 miligram bölü litre. Evet. Var mı sorunuz arkadaşlar? Ömer Bey'in sorusu yok. Derslerinizi ne zaman bitiyor arkadaşlar? Kasım. Ha, bugün 25 değil mi? Evet, 25. Efendime söyleyeyim. 2 gününüz kalmış. Hadi bakalım. Geçen derslerimizde dedim mi bilmiyorum ama bir daha hatırlatayım. Şöyle bir hafta dinlenin. Ondan sonra programlı olarak sınava kadar günde 2-3 saatinizi iş sağlığı güvenliğine ayırın. İşte evet,
15-16 güne sıkıştırılıyor eğitim. O yüzden de biraz yoğun oluyor tabii. Sizin de başka dersin var mı? Bir bakayım. Yok. Bu sizin de son dersim. Evet. Evet. Nasıl eğitimler faydalı oldu mu? Ama dediğim gibi bol bol tekrar, bol bol soru çözeceksiniz. Hatta şunu da yapın. Size verilen kaynakların dışında efendime söyleyeyim çok güzel soru kitapçıkları var. Mesela şöyle bir kitapçıklar var. İşte 3000 çözümlü soru kitapçıkları. Onlardan alın kırtasiye kitapçılardan. Onları da çalışın. Mesela son 5 yıllık çıkmış sorulan olduğu kitapçıklar var. Onlardan da yararlanın. Zaten sınava kadar istediğiniz zaman size bir drive link verilecek. İstediğiniz zaman o drive link'e girip dersleri, sunumları izleyebileceksiniz. Boş vakitlerinizde. Başarılı olmanın tek şartı çalışmak, Ömer Bey. Tek şart çalışmak. Programlı çalışmak. Kısaltmaları öğrenirsem. Ha, evet. Şeyde mi? Risk değerlendirmesinde mi? Yoksa genel derslerdeki kısaltmalar mı? Ha, risk değerlendirmesi, evet. İşte geçen de dedim sınavda arkadaşlar işte Mayıs ayında gireceğiniz sınavda kanunlar, yönetmelikler ve risk değerlendirmesinden çok soru çıkıyor. Risk değerlendirmesinin 15 saatini tamamladınız mı? Güzel. Benden sonra dersiniz var mı? Ha, yarın 3 saat daha var. Ha. Anladım. Ha, bugünlük bu kadar. 3 saat. Tamam.
12'den önce var mıydı dersiniz? Ha, anladım. Tabii. Çünkü son dönemlerde 6'şer saat oluyor ya. Evet, 6'şer saat. Başlangıçta 3'er saatlik dersler var 2-3 gün. Ondan sonra 6 saate dönüyor. Evet. Genel olarak iş sağlığı güvenliği ile ilgili sorunuz var mı? Yani sınavla ilgili olabilir. Sınavdan bahsettim mi ben size? Bahsetmiş miydim sınavla ilgili? İşte sınav ÖSYM tarafından yapılıyor. 50 soru. 35 net yapacaksınız. Yanlış doğruyu götürmüyor. O nedenle bütün soruları işaretleyin lütfen. Bütün soruları işaretleyin. Artı süreniz 75 dakika. Yani her soruya 1,5 dakika süreniz var. Stajı arkadaşlar siz de bulabilirsiniz. Dershaneler de staj konusunda yardımcı oluyorlar. Staj yeri bulma konusunda. Dershaneler de yardımcı oluyorlar. Tabii. Oluyorlar, oluyorlar. Peki arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu, çalışma hayatınızda kazasız, meslek hastalıksız günler, sınavda da başarılar dilerim. Ha, onu iyi hatırlattın Onur Bey. Arkadaşlar, benim mail adresime sınava kadar sorularınız varsa sorabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Ben de cevaplamaya çalışırım. Peki efendim. İyi günler, hoşça kalın.